İstanbul'un 2021 yılı asayiş olaylarının rakamları açıklandı. Bir yıl içerisinde hırsızlık olaylarında ciddi bir düşüş yaşandığı görülüyor. Dolandırıcılık vakalarındaysa artış var. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız. İstanbul'un 2021 yılı asayiş olayları rakamları belli oldu. O rakamları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. 2021 yılı içerisinde İstanbul'da terör örgütlerine karşı operasyonlar devam etti. 2769 operasyonda 5563 kişi yakalandı. 737 kişi ise tutuklandı. 2021 yılı içerisinde hırsızlık olaylarında düşüş yaşandı. 2021 yılında şehrimizde katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık %20.2, iş yerinden hırsızlık %20, otodan hırsızlık %37.4, oto hırsızlığı %27, motosiklet hırsızlığı %12.4 azaldı. Son bir yıl içerisinde dolandırıcılık vakası arttı. Vali Yerlikaya o rakamlara dikkat çekti. 2020 yılında 8490 olan dolandırıcılık suç sayısı 2021'de maalesef 10357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her iki dolandırıcılıktan biri, burası önemli, ya internet ya da telefonla yapılıyor. Ve uyuşturucuyla mücadele. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce 2017'de 363 iken 2020'de bu sayı 131'e, 2021'de ise 60'a düştü. İstanbul'da güvenlik güçleri 2021 yılında sahte alkol üretenlere göz açtırmadı. Sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenledik. 210 şüpheliyi yakaladık, 29 şahıs tutuklandı. Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu. İstanbul Avcılar. Hırsızlık suçlarında düşüş var ama dolandırıcılık arttı. Her iki dolandırıcılıktan biri ya internet ya da telefonla yapılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2021 yılında kentte gerçekleşen asayiş suçlarıyla ilgili rakamları paylaştı. ...2020 yılında 8490 olan dolandırıcılık suç sayısı 2021'de maalesef 10357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her iki dolandırıcılıktan biri, burası önemli, ya internet ya da telefonla yapılıyor. İstanbul'da ev, iş yeri ve oto hırsızlığında düşüş, dolandırıcılık suçlarındaysa artış var. Hemşerilerimden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile birlikte 2021 yılı asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantının ardından konuştu. 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5563 şahsı yakaladık, 737 şahıs tutuklandı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş var. Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 10 tonun üzerinde uyuşturucu madde ile milyonlarca hap ele geçirildi. Tutuklananların sayısı 6000'i geçti. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce 2017'de 363 iken 2020'de bu sayı 131'e, 2021'de ise 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Bu mücadelede sizlerin destekleri çok önemli. Vali Yerlikaya kadına yönelik şiddete karşı da uyarılarda bulundu. Kades ihbarlarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı. Yerlikaya, 2021 yılında terör örgütlerine karşı yapılan sevgilisi işler toplam
2769 operasyon hakkında bilgi verdi. Hemşerilerimden özellikle... Vali Ali Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın katılımıyla İstanbul Valiliği'nde düzenlenen 2021 yılının asayiş değerlendirme toplantısından sonra konuştu. Yerlikaya, 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı dedi. 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5563 şahsı yakaladık, 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında suç örgütlerine yönelik 485 operasyonda 1754 şahıs yakalandı, 426 şahıs tutuklandı. Vali Yerlikaya uyuşturucuyla mücadelede de önemli işlere imza atıldığını ve uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşandığını ifade etti. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce 2017'de 363 iken 2020'de bu sayı 131'e, 2021'de ise 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Değerli izleyenler, İstanbul'da 2021 yılı asayiş rakamları açıklandı. Verileri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı. Buna göre 2021 yılında terör örgütlerine karşı 2769 operasyon düzenlendi. Söz konusu baskınlarda 5563 şahıs yakalanırken 737 kişi de tutuklandı. Bu güzel şehirde 6579 jandarma, 48127 polis ve 942 sahil güvenlik mensubuyla 55548 personelden oluşan çok büyük bir aileyiz. Terör dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi İstanbul'umuzun da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5563 şahsı yakaladık, 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında suç örgütlerine yönelik 485 operasyonda 1754 şahıs yakalandı, 426 şahıs tutuklandı. 2021 yılında İlimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 66955 şahıs yakalanırken 9534 kilogram uyuşturucu madde, 5.393.208 adet hap, 2.054.782 adet sentetik eczan maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6414 şahıssa tutuklandı. Burası önemli. Son 5 yılda tutuklananların sayısı 31765 oldu. Hırsızlık suçlarında düşüş var ama dolandırıcılık arttı. Her iki dolandırıcılıktan biri ya internet ya da telefonla yapılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2021 yılı asayiş suçları ile ilgili rakamları paylaştı. 2020 yılında 8490 olan dolandırıcılık suç sayısı 2021'de maalesef 10357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her iki dolandırıcılıktan biri, burası önemli,
Ya internet ya da telefonla yapılıyor. İstanbul'da ev, iş yeri ve oto hırsızlığında düşüş, dolandırıcılık suçlarında ise artış var. Hemşerilerimden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile birlikte 2021 yılı asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantının ardından konuştu. 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5563 şahsı yakaladık, 737 şahıs tutuklandı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş var. Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 10 tonun üzerinde uyuşturucu madde ile milyonlarca hap ele geçirildi. Tutuklananların sayısı 6000'i geçti. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce 2017'de 363 iken 2020'de bu sayı 131'e, 2021'de ise 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Bu mücadelede sizlerin destekleri çok önemli. Vali Yerlikaya, kadına yönelik şiddete karşı da uyarılarda bulundu. KADES ihbarlarında ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3 ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir zaman usanmayacağım ki, kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı kabul etmiyorum, kabul etmiyoruz. Diğer bir önemli başlık da geçen yıl ölümlerle gündeme gelen sahte içkiyle sahte ve kaçak ürünlerdi. Sadece geçen yıl 285 ton sahte alkol ele geçirildi. 210 şüpheli yakalandı. 2021 yılı asayiş olaylarının rakamları açıklandı. Bir yıl içerisinde hırsızlık olaylarında ciddi düşüş yaşandı. Dolandırıcılık vakalarında ise artış görüldü. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız. İstanbul'un 2021 yılı asayiş olayları rakamları belli oldu. O rakamları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. 2021 yılı içerisinde İstanbul'da terör örgütlerine karşı operasyonlar devam etti. 2769 operasyonda 5563 kişi yakalandı. 737 kişi ise tutuklandı. 2021 yılı içerisinde hırsızlık olaylarında düşüş yaşandı. 2021 yılında şehrimizde katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık %20.2, iş yerinden hırsızlık %20, otodan hırsızlık %37.4, oto hırsızlığı %27, motosiklet hırsızlığı %12.4 azaldı. Son bir yıl içerisinde dolandırıcılık vakası arttı. Vali Yerlikaya o rakamlara dikkat çekti. 2020 yılında 8490 olan dolandırıcılık suç sayısı 2021'de maalesef 10357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her iki dolandırıcılıktan biri, burası önemli, ya internet ya da telefonla yapılıyor. Ve uyuşturucuyla mücadele. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce 2017'de 363 iken 2020'de bu sayı 131'e, 2021'de ise 60'a düştü. İstanbul'da güvenlik güçleri 2021 yılında sahte alkol üretenlere göz açtırmadı. Sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenledik. 210 şüpheliyi yakaladık, 29 şahıs tutuklandı. Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu. Dolandırıcılık arttı. Her iki dolandırıcılıktan biri ya internet veya telefonla yapılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2021 yılında kentte gerçekleşen asayiş suçlarıyla ilgili verileri paylaştı. Hadi. 2020 yılında 8490 olan dolandırıcılık suç sayısı 2021'de maalesef
10.357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her iki dolandırıcılıktan biri, burası önemli, ya internet ya da telefonla yapılıyor. İstanbul'da ev, iş yeri ve oto hırsızlığında düşüş, dolandırıcılık suçlarında ise artış var. Hemşerilerimden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile birlikte 2021 yılı asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantının ardından konuştu. 2021 yılında terör örgütlerine karşı toplam 2769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5563 şahsı yakaladık, 737 şahıs tutuklandı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş var. Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 10 tonun üzerinde uyuşturucu maddeyle milyonlarca hap ele geçirildi. Tutuklananların sayısı 6.000'i geçti. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları 5 yıl önce 2017'de 363 iken 2020'de bu sayı 131'e, 2021'de ise 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz. Bu mücadelede sizlerin destekleri çok önemli. Vali Yerlikaya, kadına yönelik şiddete karşı da uyarılarda bulundu. KADES ihbarlarında ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3 ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir zaman usanmayacağım ki, kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı kabul etmiyorum, kabul etmiyoruz. Diğer bir önemli başlık da geçen yıl ölümlerle gündeme gelen sahte içkiyle sahte ve kaçak ürünlerdi. Sadece geçen yıl 285 ton sahte alkol ele geçirildi. 210 şüpheli yakalandı.